Evet kıymetli dostlar 5 Aralık 2023'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Bir beğeni atmayı çok görmeyin. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Öncelikle dün e, Bursa, Gemlik e, ve Mudanya merkezli depremde e, sıkıntı yaşayan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun. Mudanya'dan özellikle bir savcı kardeşim var. Kıymetli bir savcım var. Baş savcım var hem de. E, kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Çok çok geçmiş olsun telefonla arayıp rahatsızlık vermek istemedim işlerin yoğunluğundan. Kendisine ve çocuklarına çok çok geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum. Abisine de geçmiş olsun. Orada Kayseri'de misafir etmiştim. İnşallah kanala abonelerdir. Çocukları kanala abone ettiyse Sayın Savcıma buradan selamlarımı iletiyorum. İkinci olarak sevgili Volkan Kantara Gemlik'teki Biricik kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Volkan'cığım arkadaşların kanala abone olacaklardı. Hangileri oldu, hangileri olmadı? Bir ara söyle onlara da tek tek isim isim selam göndereyim. Allah daha beterinden korusun. Deprem çok sıkıntılı. Geçen sene biz yaşadık. Biliyoruz. Yani artık hani artçı sarsıntının nerede olduğuna kadar anlıyorduk arkadaşlar. Pat diye aşağıdan vursa tamam diyorduk. Bu yakınlarda oldu. İşte Kayseri sınırları içerisinde işte sadece sarsıntı olursa Malatya'da oldu. Şurada olursa işte Gaziantep'te oldu falan demeye başladıydık. Adana'da oldu diye. Bilin bunları Allah herkesi korusun. Şimdi Fenerbahçe'mize dönelim. Buradan tekrardan da kardeşlerime buradan selamlarımı ileteyim. Geç savcı benden büyük ama sevgili savcım ee, olsun. Kendisine buradan hürmet dolusu sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Fenerbahçe bu sezon Fred'in oynadığı 15 maçı da kazandı. Hadi ateistler bunu da açıklayın. Hocam ateistlere kötü laf söylüyorsun. Ya arkadaşım kötü laf falan söylemiyorum. Dillere pelesenk olmuş bir sözcü. Hani cümle içerisinde kullanıyorum. Bu kadar alıngan olmayın mı? Ama hadi bunu da açıklayın. İsmail Kartal. MS yapı Sivas Spor galibiyetinden açıklamalarda bulunmuş. Bence burada kritik bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. Bu videoda önemli, hassas birkaç duyum olabilir. Ama bu açık açık duyumdur demeyeceğim. Dikkatlice dinleyin. İsmail Kartal MS yapı Sivas 4-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmalardan yayıncı kuruluşta açıklamalarda bulunmuş. Başka açıklamalar da var. Eksik kalırsa oradan derleyip toparlayacağım. Planladığımız gibi Sivas Spor'un oyun planını biliyorduk. İkinci bölgede kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan. Bakın ikinci bölgede. Yani ikinci bölgede. Plan yani ikinci bölgede orta sahada. Kazandıkları toplarla hızlı hücum yapan. Bunu da Türkiye Süper Ligi'nde en iyi yapan birkaç takımdan biri. Bugüne kadar oynadıkları maçlarda elde ettikleri istatistiklerden bunu tespit etmiştik. Hele şükür İsmail Kartal hocam. Rakibi analiz etmeyi unutmuştunuz bir ara. Şimdi tekrar hatırlamanız bizi sevindirdi. Takımı da taraftarı da camiayı da sevindirdi. Biz hücum ederken aynı zamanda savunma güvenliğimize çok önem verdik. Bunu da gayet iyi bir şekilde yaptık. İyi başladık. Biraz düştük. İlk yarının sonuna doğru tekrar bir yükseliş. ikinci yarı tekrar bir duraklama. Bakın hücum ederken aynı zamanda savunma güvenliğimize de önem verdik. Dedim ya size bu maç hani herhangi bir sıkıntı yaşarsan çok büyük sıkıntı. Yani çok büyük sıkıntı yaşardın. İyi başladık biraz düştük sonra tekrar yükseliş sonra duraklama ve oyunun sonuna doğru tekrar tempo yükselttik. Bakın bu itiraflar bu cümleler gerçekten güzel cümleler ve doğru cümleler. Biz hücum ederken aynı zamanda savunma güvenliğimize çok önem verdik. Bunu da gayet iyi bir şekilde yaptık. İyi başladık biraz düştük ilk yarının sonuna doğru tekrar bir yükseliş ikinci yarı tekrar bir duraklama tekrar oyunun sonuna doğru tempo arttırdık. Sonuçta bugün kazanmamız gereken maçta taraftarlarımızla beraber güzel bir şekilde farklı galip gelerek 3 puan aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi hafta sonu oynayacağımız Beşiktaş maçı için hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Değerlendirmesini yaptı. Şimdi bizim kanalda Fenerbahçe'nin galip geldiği her resmi maçtan sonra bir farklı galip geliyorsa 10 kişiye, iki farklı galip geliyorsa 20 kişiye, 3 ve üzeri farklı galip geliyorsa 50 kişiye hediye üyelik veriyoruz arkadaşlar. Herhalde bugüne kadar benim cebimden bir 5000 liradan fazla para çıktı. Helali hoş olsun. Afiyet olsun. Hepinize feda olsun. Yalnız şu konuda anlaşamıyoruz. Hediye üyeliği Ahmet'e veriyorum, Mehmet'e veriyorum, İsmail'e veriyorum demiyorum. YouTube diyor ki senin kanalında şunlar son bir haftada çok video izlediler. Mesela Beşiktaş maçı var cumartesi günü. Hediye üyelik istiyor musunuz? O gün belki 150 kişiye üyelik verilecek. Hediye üyelik istiyorsanız bu hafta içinde bol bol video izleyin, beğeni atın. Bunun da kolay yolu oynatma listesini açmak, açık bırakmak. Siz telefonla falan bilgisayara uğraşmasanız bırakın arka planda açık kalsın. Bunu hep söylüyorum ama anlatamıyorum herhalde. Bir kez de böyle deneyin dedim. Devam edeyim. Sakatlıktan dönen oyuncuların performansına ilişkin şunu soruyor. Burada önemli olan şu var. Tamam maçı kazandık 4-1. Bugün sakatlıktan dönen Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi, yani Ferdi Kadıoğlu'na basıyor. Fred gibi oyuncularımız bu geçiş maçında. Ön hazırlık maçı diyelim onlar için. Sakatlıktan sonraki ilk maçlarında güzel bir reaksiyon verdiler. Maç öncesi canlı yayında ben buna demiştim. değinmiştim hatırlıyor musunuz? Korktuğum buydu. İnşallah elde ettikleri bu özgüvenle Beşiktaş maçına kadar çok daha iyi olacaklarını düşünüyorum. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugün gayet mutluyum. 4-1 kazanmışız. Baştan sona üstün oynadığımız bir maçta neden mutlu olmayayım? Şimdi baştan sona üstün oynadığımız. İstatistiklere geldiğimiz zaman bunu bir değerlendirelim olur mu arkadaşlar? Çünkü baştan sona üstün oynadığımız. Burada biraz tereddütlüyüm. Futbolda zaman zaman geri çekileceksiniz. Zaman zaman topu rakibe vereceksiniz. Zaman zaman ikinci bölgede karşılaşacaksınız karşılayacaksınız demek istemiş herhalde. Biz bugün bunu gayet iyi yaptık. Zaman zaman Sivas Spor'a vererek kompakt bir şekilde topun karşısına kaldık. Topun karşısında kaldık. 5-1'de 6-1'de olabilirdi diye konuşmuş. Alexander Ciku ile ilgili bir açıklaması var. Gün gün bakıyoruz. Herhangi bir tarih vermem doğru olmaz. Sakatlığıyla ilgili takım antrenmanlarına başladı. Her geçen gün sağlık ekibimizle beraber değerlendiriyoruz. Hafta sonuna kadar değerlendireceğiz. Şimdi ben bu açıklamayı nasıl okudum biliyor musunuz? Hani ben biraz okuma yazmada problemim var. Ne kadar da öğretmen olsam da. Şimdi ben bu açıklamayı nasıl okuduğumu okuyayım mı? Yani bu benim kendi penceremden. Ceko ve Serdar Aziz'e gün gün bakıyoruz. Herhangi bir tarih vermem doğru olmaz ama cumartesi günü kadro dolmalarını bekliyorum. Sakatlıklarına ilgili takım antrenmanlarına da başladılar. Antrenmanların ilk bölümlerinde de oynatıyoruz. Çarşamba günkü antrenmana dikkatlice bakın. Belki de çant çarşamba günden itibaren takımla tamamen çalışmalara başlayacaklar. Hafta sonuna kadar e, iyileşmelerini ve kadro dolmalarını bekliyoruz. Demiş gibi okudum ben. Benim sıkıntım arkadaşlar muhtemelen sıkıntı bendedir. E, öyle değil mi? Yani doğru mu Samet? Sonra cumartesi günü ilgili derbilerin favorisi yoktur. Sonuçlar kestirilemez göreceğiz. Bakacağız demiş. Benim amcam MHP'li çıkana duran gaya demiş. Bakacağız demiş. Şimdi bak. Galibiyet için mutlu zaman zaman geri çekileceksiniz kazanmamız gereken maçtı. Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Sakatlıktan dönenleri gördünüz. En azından bir geçiş maçıydı bak. Bunlar çok güzel açıklamalar. İşte biz bunları bekliyoruz. Samimiyet bekliyoruz. Duygusallık bekliyoruz. Samimiyet bekliyoruz. Yani taraftarımıza birlikte güzel bir şekilde farklı galip geldik. Ee, bakacağız diyor. Anlatabiliyor muyum? Sivas Spor'un oyun planını biliyorduk. Zaitsen dair bir şey sormuşlar. zaytsın tedavisi sürüyor demiş. E, Mert Hakan Yandaş'la ilgili arkadaşlar bakın ben bunları farklı kaynaklardan topladığım için hani bir kanala öyle vermiş mesela resmi yer sitede bu, bunlar yok. Mert Hakan Yandaş Beşiktaş maçında kadroyu alabiliriz gibi geliyor bana demiş. Valla Mert Hakan Zayis açıkçası çok umurumda değil. Yani gerçekten çok umurumda değil. Ciku ile Serdar Aziz'i yetiştirin. Yeter. Adam olana fazla bile. Futbolcularımız da değerlendirmişler arkadaşlar. Fred. Bence gecenin kahramanlarından biri Edin İrfancan İrfan Can Kahveci yayıncı kuruluşu açıklamalarda bulmuş. Fred iyi oynadık geri döndüğüm için mutluyum demiş. Lafım mı olur? Dar <laughs> Galibiyet için çok mutluyum. Takım harika bir oyun sergiledi. İyi oynadık. Uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştım. Geri döndüğüm için de mutluyum. Sakatlık süreci benim için zorluydu ama sağlık ekibiyle beraber sahalara dönebilmem için çok çalıştık. Bu süreçte bana en iyi şekilde destek oldukları için sağlık ekibine de teşekkür ediyorum demiş. Edin ile ilgili sahada olduğu zaman onun orada olduğunu hissediyorsunuz. O büyük bir oyuncu. Onu kendisi de biliyor. O kendine görür. Bizler de biliyoruz. Onu çok özledik. Umarım fiziksel olarak daha da üstüne koyacak. Kolay değil. Bir ay sakatlık süreci. Bu şekilde üzerine koyarak devam edeceğiz demiş. Bugün iki gol atarak gol krallığında zirveye yüksel diyor. Arkadaşlar maçın sonrasında maçın bitiminde e, hakemler golü tekrar değerlendirip Jack O'lan'ı e, Alaaddin miydi? E, kendi kalesine gol olarak yazmışlar. Bilginiz olsun. Fred onun performansına dolayı çok mutluyum. Takımıza çok fazla katkı sağlıyor diyor Ceko ile ilgili. Çok kaliteli bir oyuncu. Sağ içerisinde bir, bir, lider. Hepimizi her zaman destekliyor. Böyle bir performans sergilediği için mutluyum. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Benim de en büyük amacım ona daha fazla asistler yaparak gol kralı olmasına yardımcı olmak diyor. Ceko bugünkü galibiyet çok önemli. Beş maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız diyor. cumartesi günü Maç cumartesi günü. Öncelikle bugün galibiyet çok önemliydi. Derbi maçı hazırlana, derbi maçı hazırlanabilmemiz için birkaç günümüz olacak. Büyük bir maç, büyük bir takıma karşı oynayacağız. O maça kadarki süreyi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bugün saha içinde neleri iyi yapmadığımızı analiz edeceğiz ve o maça da en iyi şekilde hazırlanacağız demiş. İrfancan Kahveci güzel gol oldu demiş. Harika bir gol imza atan İrfancan Kahveci. Hafta içi Avrupa'da kötü bir sonuç aldık. Bundan kurtulup taraftarımızda burada istediğimizi göstermek istiyorduk. Oyuna da baskılı başladık. İstekli başladık. Bunun sonucunda da goller bulduk. Ben de güzel gol attığım için mutluyum. Daha önce de söylemiştim. Ben altyapıdan çıktığımda Gençler Birliği'nde Hurşut Meriç vardı. O hep bu çalımı yapıyordu. Ben de ondan göre göre yapmaya başladım diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten ahde vefa imandandır diye bir hadis var. Ne kadar güzel bak ahde vefa gösteriyor. Hani ben 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 demiyor. Ondan gördüm diyor. Ne güzel bir şey. O hep bu çalımı yapıyordu. Ben de ondan göre göre yapmaya başladım. Hoşuma gitti ve devam ettiriyorum. Rakipler de bunu bazen yiyor bazen yemiyor. Tam noktasında yaptığında bugünkü gibi etkili oluyor. Güzel bir gol oldu. 2-3 haftadır gol atmayı bekliyordum. Çok sevdiğim yakın bir ağabeyimin babası vefat etmiş Allah rahmet eylesin. Ee, i̇nşallah mekan cennet olur. Şu golü de ona armağan ediyorum. Beşiktaş maçına gelirsek derbi galibiyet almak istiyoruz. Bugünden başlayarak galibiyet serisine devam etmek istiyoruz. Diyor. Yani ligde e, arka arkaya iki maçı evimizde oynadık. Şu sakatların çok olduğu süreçte hakikaten ilaç gibi geldi bu şeyler bize. Arada şu yenilgi olmasaydı. Perşembe günkü yenilgi ya da bir sıfır falan yenilseydik. Bence bu kadar dert edeceğimiz, karalar bağlayacağımız bir durum yoktu. Ancak Fenerbahçe bu. Burası Fenerbahçe. Ve Fenerbahçe'nin böyle bir yenilgiye hakkı yok. Gökhan Gönül, İrfan Can Kahveci antrenmanda bana bu çalma atmayı deniyordu. İrfan bana yapma kardeşim. Ben yemem onu. Sen git başkalarına yap diyordum diyor. Bu arada küçük bir bilgi vereyim. Ceko bir gol attı. Şimanski bir gol attı. Tadic iki asist yaptı. Fred döndü. Takım iyi oynuyor maşallah. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi istatistiklere geçelim bence. Önce kadroları yorumlayayım mı? Önce pozisyonları yorumlayalım. Arkadaşlar ilk sıradaki tabii ki Fenerbahçe ikinci sıradaki Sivas Spor. Gol beklentisi 1.27. Rakibin 0.83. Asist beklentisi 1.71. 0.21. Yani maçın adaletli, hakkaniyetli bitmesi gereken sonucu istatistiklere göre 3-1'miş. Buradan biz bunu rahatlıkla görüyoruz. Topla oynamada rakip daha fazla oynamış. Eleştirebilirsiniz İsmail Kartal. What can I do? Sometimes diyebilirsin. Toplam şut 9'a 10. Rakip daha fazla şut çekmiş. İsabetli şut 5'e 4. İsabetli şut 2'ye 5. engellenen yani şut engellemesi 2'ye 1. Engellenen şutu diyelim. Şut engellemesi tam karşılamıyor bu tabiri. Korner sayısı. 4'de 2 biz 4 korner. Offside'e 2 kez düşmüşüz. 18 faul yapmışız. Bir sarı kart yemişiz. 12 faul yapmışlar. Bir sarı kart demişler. Bir şey söyleyeyim. Mesela bak eğriye eğri doğruya doğru 18 e, faulde bizim bir 2 tane ya da 3 tane sarı kart dememiz lazımdı en az. İstatistiksel olarak. Mesela Ceko'nun bir basması falan vardı. Rakibinde 12 faulde itirazları da var. İtirazlarla birlikte 3 ya da 4 sarı kart yemesi lazımdı. Onu da söyleyeyim. Hatta bizim itirazlarla birlikte bizim de 3-4 yememiz lazımdı. Hakem iki tarafında itirazlarına çok şey yapmadı. Sertlik göstermedi. Ee, serbest vuruş 11-16. Taç atışı 25-22. Kale vuruşu 8'e 4. Şimdi kale vuruşu 8'e 4. Çok mühim bir istatistik değil ama bazen rakibin bodoslama öyle saçmalama şut çektiğinde gösteriyor. Büyük şans 2'ye 2. Kaçan büyük şans rakibin 1. Hangisinden bahsediyor acaba? Ee, direğin dibinden Burak Kapacan atıp avuta giden toptan bahsediyor olabilir mi? Olabilir. Ama biz iki büyük şansı da değerlendirmişiz. Kontra atak 3. Kontra atak şutu 3. Bak bazen de Sivas sahasında bekleyip kontra atağa çıkmış. Ceza sahası içinden şut 7'ye 4. Ben Sivas'ın ceza sahası içinden bir tane attığı gol var. Bir de Burak Kapacan ki var. 2. Onun dışında hani orta kafa, korner, out şey var, vuruşu var bir tane saçma sapan giden. 3 4.'yü hatırlamıyorum yani. Etkisi çok düşük olan şutlardı. Ceza sahası dışından şut 2'ye 6. Kaleci kurtarışları 3'e 2. Yani Libakov için 3 kurtarışı var ki bunlardan azım sanmayacak işler. Zaten bu istatistik dördüncüye geçelim. Engellenen gol. 0 48 1 83. Yani daha Fenerbahçe'nin atması muhtemel 2 golü varmış. Onu engellemişler. Muhtemelen dördüncü ve 6. dakikalardaki net gol pozisyonları var ya. Muhtemelen onlardan bahsediyorlardır. Çünkü kaleci kurtarışını pek hatırlamıyorum. Çizgide oyuncuların çıkarttı var. Pas isabet. Bak isabetli pasta rakip daha fazla yapmış. Uzun top isabeti 46'da 17. Bizim 51'de 28 rakibin daha iyi oynamışlar. Orta isabetinde üstünüz ama sayıca daha az olduğumuz için. Yoksa aynı sayıda isabetli top tutturmuşuz. Son istatistik top sürme girişimi yani kanatlardan gelme girişimi 16'ya 8 ya da kanatlardan demeyeyim arkadaşlar bu hani sadece mantık olarak söylüyorum. Yoksa illa her top sürme girişimi kanatlardan değil bir şey yok. Hani aklınıza gelsin diye söylüyorum kanatla genellikle hızlı oyuncular olup dikine gitmeyi seven takımlarımız. Mesela bakın 16'da 8 rakibin 25'te 13 yani rakip bindirmeyi çok fazla yapmış. Şimdi burada Pred'in yeni dönmüş olması, orta sahada Crespo ile uyum içinde çok uyum sağlayamaması, e, Ferdi'nin sakatlıktan dönüşü, Osayi'nin de sakatlıktan dönüşü etkili. Umarım Beşiktaş maçında bu kadar şans tanımayız. Top kaybı 132-142, kazanılan ikili mücadele sayısı 38-54. Bakın her alanda sanki Sivas daha üstün. Hani İsmail Kartal'a kalsam maçın her bölümünde üstündük diyor. Ben katılmıyorum. Anladınız mı? Katılmıyorum. Bak kazanılan ama topu 7'ye 9. Total hesaplayalım. Kazanılan ikili mücadele Fenerbahçe'nin total 45. Rakibin 63. Hangi üstünlük? Top çalma 12'ye 14. Pas arası 10'a 7. Tehlike engelleme 19'a 22. Açık söyleyeyim. Ben bu istatistiklerde hani Fenerbahçe'nin üstünlüğünü göremedim. Beni bilirsiniz. Ben öyle lafımı saklamam. Yani eğer yeri doğruya doğru bende. Ama şunu söylese İsmail Kartal hak veririm yaşamış olduğumuz psikolojik yıkımın etkisini ancak bu şekilde götürebilirdik dese inanırım. Hak veririm, ses çıkarmam. Çünkü yaşamış olduğumuz psikolojik bir yıkım var ortada. Ya yani psikolojik bir yıkım var. Bu yıkımı yenmek kolay değil. Şunu da söyleyeyim. Eee <laughs> Şunu da özellikle belirteyim. Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti inşallah tam tamına o hani 6 birlik maçı unutturur gibi geliyor. Fenerbahçe'nin iyi hazırlanması lazım. Şimdi kadro istatistikleri. Şimdi kadrolara bakalım arkadaşlar. Şimdi biraz benim ekranda küçük olduğu için biraz büyüteyim. Livakovic 6.7 vermiş. Bence o kadar düşük verilmemeli. Samet 6.7 vermiş. Osterwold'e 6.7. Bence Osterwold'e 8'lik top oynadı. Ferdi Kadıoğlu 7.5 7.7 veririm. Osayi'ye bugün özelinde 7.5 veririm. Ama ikisinin de sakatlıktan döndüğünü hatırlatayım. Livakovic'e 8.5 veririm açık söyleyeyim. Şimdi Crespo 6.6 diyor. Ben Crespo'yu gayet beğendim. Hani defosu yoktu açıkçası. 8.3 veririm. Brede kat iyiyen ve kat iyiyen. Hani 9.5 10 arası bir puan veririm. İlla istatistik yapacak diye bir şey yok. Tadiç 8.1 almış yaptığı çift asistten dolayı. Arkadaşlar çift asistini geçtim. Sahanın içerisinde olması gerektiği yerlerdeydi Tadiç. Ben o yüzden Tadiç'e 10 üzerinden 10 veririm. Sadece iki asistle götürmeyin bak. mesela Trabzonspor maçında 2 tane gol attı ama yaptığı hiçbir şey yoktu desem yeridir. Ama bu maçta etkiledi. Shimanski 7.1'dir. Shimanski olması gereken yerde vardı. Sonrasında sahadan kaybolur. Shimanski'nin özelliği bu. Ancak kaybolması onun kötü futbolcu olduğunu ya da maçta kötü olduğu anlamı taşımıyor. Şimanski'ye de bir 8.6 veririm. İrfan Can Kahveci 7.4 vermişler. Bence maçın adamı İrfancan Can Kahveci. Kat iyiyen 10 veririm. Hırsına 10 veririm. Ee, hani takım ateşlemesine, taraftar ateşlemesine. Edin Ceko'ya 7.8 vermişler. Edin Ceko forvet olarak 7.8 kabul. Ancak geriye gelen ısı haritasında şahane işler yapan Edin Ceko'ya 9 bile verseniz haksızlık etmiş olursunuz. Bunu söyleyeyim. Rakip de Reymana'yı gayet iyiydi. 7.6'yı hak etti. Attığı bir tane gol de var. Kabul. Çaresiz. Yani sadece hakemler oynayan birisi Burak Kapacak. Fenerbahçe'de niye tutunamadı? Bu yüzden. Bitiricilik yok arkadaşlar. Hani şimdi aklınıza bir şey gelmesin. Hani bize karşı şöyle kötü oynadı böyle kötü oynadı. Adamda bitiricilik yok ki. Olsa zaten Fenerbahçe'de tutunmaz mıydı? Ar Arda Güler falan oynadığı yerde. Samu Saiz 6.9 bence Samu Saiz biraz daha fazlasını hak etti. İyi oynadı. Clinton Engie başta bir başladı. eyvah dedim. Eğer bu böyle devam ederse bizi bu çok zorlar dedim. Devamını getiremedi. Yunus Emre Koçak 7.1 değil. Kat iyen 10. 17 yaşındasınız. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz. Yani haksızlık etmesin kimse. Çatır çatır oynadı. Kütür kütür oynadı. Alaaddin okumuş. Kendi kalesine golü var. 6.2. Ama karşısında Tadiç Ferdi var. Hiç yani Alaaddin'in yerinde olmak istemezdim. Hani sihirli lambadan bir şey çıkaramaz. Bu arada Sofa Sofascore, SofaScore sitesine de teşekkürler. Caner Osman Paşa Ceko ile baş edemedi. Samba Kamara'nın yemesi gereken birkaç sarı kart vardı da hakem sağ olsun. Uğur çiftçiyi çok beğenmedim. Yani yaşlılıktan dolayı geri gitme var. Ali Vural Şaşal'da, ben maçta çok anlayamadım. Hani iyi miydi kötü müydü yorum yapamayacağım. Oyuna sonradan giren yedekler. İsmail Yüksek bence çok bir şey oynamadı. Ama Açıkları kapattı. iyi pas verdi. Top çaldı falan. 6.9. King. Mert Müldür ve Emre Mor'dan bir şey anlamadım. Puanlamam haksız olur. Roman. Kuvvet diyor. Ben adamın oyuna girdiğini sonradan anlamışım. Hakan Arslan. Bak Hakan Arslan iyi daha. Ben Servet'in yerinde olsam Hakan Arslan oynatırım. Abdülkadir Parmak. E, eski Abdülkadir değil. Ziya Erdal ve Kader Keita da eski formlarında değiller. Şimdi birkaç istatistik okuyacağım size. Hürret 74 dakika 0 gol. Gol beklentisi 0.16. Asist beklentisi 0.60. Bir tane asist yapabileceği pozisyon varmış. Şimdi 54 kez topla buluşmuş. 41'de 32 pas isabeti. bir kilit pas şut pası. Uzun top 3'te 1 isabetsiz bir tane şutu var. 3'te 2 top sürme girişimi. 12'de 5 ikili mücadele kazanma. Bakın bu kadar ikili mücadele de kolay kolay girmezdi ama muhtemelen Servet dedi ki Servet Çetin, bu sakatlıktan döndü. Bunun üstüne oynayın dedi diye düşünüyorum. 12 top kaybı. 2 kez faul yapılmış. Bir tehlik engelleme. Bir top çalma. 5 adam kaçırma diyor. Tadic. Şimanski ve İrfan okuyacağım. Tadic 84 dakika. 2 asist. Üstelik asist beklentisi 0.45 iken. 33'te 24 pas isabeti. Ama 33'te 24 pas isabetinde 2 asist çıkarmak. Yani 24 isabetli pasta. 2 kilit pası var. 2'de 1 ortam, 4'te 1 uzun top. Yaratılan büyük şans 2 diyor. İsabetli şut 1. İkili mücadele 3'te 1. Hava topu 4'te 1. Top kaybı 14. Faul 1. tehlike engelleme 1. Top çalma 1. Şimanski 90 dakika. 1 gol. Topla boşma 41. 29'da 25 pas isabetim. 1 kilit pas. Orta isabeti 2'de 1. Uzun top isabeti 2'de 2. Iki. İsabetli şut 1. O da gol zaten. Top sürme girişim 3'te 0. Ve Şimanski'nin bu maçtaki e, ve uzun zaman sonra Şimanski'nin en kötü istatistiğini söylüyorum. İkili mücadele kazanma 9'da 1. Bizim Şimanski 9'da 1 yapmazdı. 9'da 7 falan yapardı. Demek ki Şimanski'de bir fiziksel bir düşüş var. Rıdvan Dilmen'in konuşmalarına dikkate almak lazım. Top kaybı 8-3 faul yapmış. Bir top çalma, iki adam kaçırma var. Beşiktaş maçına kadar iyi dinlensin Şimanski'm. İrfancan Kahveci 90 dakika 1 gol. 24'te 16 pas isabeti, 2 kilit pas, 4'te 1 orta, 3'te 1 uzun top, 1 isabetli şut. Top sürme girişimi 2'de 1, ikili mücadele 7'de 3. Hava topu 1'de 0, top kaybı 21. Faul 1, kendisine 1, faul yapılmış, bir kez ofsata düşmüş, bir terlik engelleme, bir pas arası, bir top çalma. Uzun lafın kısası Fenerbahçe futbolcuları fizikte düşüş yaşamış. Şimdi e, Crespo ile جیکois, önce جیکois'e söyleyeyim. Bir golü var جیکo'nun. 2 isabetli şut, engellenen şutu 1, 2 de bir top sürme girişimi. 35'te 24 pas isabeti, 1 de bir uzun top, 7'de de 2 ikili mücadele kazanmış, 5'te 4 hava topu kazanmış. 17 top kaybı, 1 pas arası, 1 top çalma, 2 adam markacı. Crespo 65 dakika 38'de 36 pas isabeti. Müthiş. 1-0 orta. İsabetsiz bir şutu var. 5'te 1 ikili mücadele kazanma. Bu çok kötü işte. 2'de 0 hava topu kazanma. Top kaybı 4. Faul 4. Kendisine bir faul yapma. Şut engelleme 1. Samet ve Osterwold değil merak ettim. Samet 90 dakikada ne yapmış? 4 tehlike engelleme. 3 pas arası. 2 top çalma. İkili mücadele 4'te 2. Hava topu 2'de 1. Yani 6'da 3 ikili mücadele kazanmış. 7 top kaybı. 2 faul. 41'de 35 pas isabeti. 4'te 1 uzun top isabeti. 1 engellenen şut. 1'de 0 top sürme girişimi. Osterwolde 90 dakika. 6 tehlike engelleme. 2 pas arası. 1 adam kaçırma. 8'de 3 ikili mücadele. Faul 4 kendisine 2 faul yapılmış. Uzun top isabeti 8'de 3. 52'de 43 pas isabeti. Orta isabeti 1'de 0. Bir de top sürme girişimi 1'de 1 başarı diyor. Hocam oldu olacak. O sahiyle Ferdi'yi de konuş. O sahi 83 dakika. 3 tehlike engelleme. 1 asist bir pas arası, bir top çalma, bir adam kaçırma, 4'te 3 ikili mücadele kazanma, 1'de 1 hava topu. Ee, bir, ki bir kez kendisine faul yapmış, bir offside'a düşmüş, kilit pas 1, 2'de 1 uzun top isabeti, 1'de 1 bir top sürme girişimi. Ferdi 90 dakika, bir tehlike engelleme, bir pas arası, bir adam kaçırma, ikili mücadele 4'te 2, hava topu 1'de 0. 30, şey, 39 pas isabeti %89, 1'de 0 orta, 2, 3'te 2 uzun top, 1'de 0 top sürme girişimi diyor. Uzun lafın kısası. Fenerbahçe'nin bu maçta çok ciddi ders çıkarması lazım. Çok ciddi ders çıkarması lazım. Yani niye çok ciddi ders çıkarması lazım? <laughs> Sivas Spor ligde sıralaması kötü bir takım. Şimdi Sivaslı kardeşlerim kırılmasınlar. 13 13. sıradalar. 14 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetleri var. Ve puan tablosunda 15 puanla 13. der. Şunu söyleyeyim 17. Başakşehir'in puanı 12. Yani küme düşme hattıyla sadece aralarında 3 puanlık bir fark var. Eski halinden eser yok. 14 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi üstelik ise futbolcuların çoğunun sezon sonu sözleşmesinin bittiğini düşünürsek. Ancak şunu da belirteyim. Mesela 6. sıradaki Trabzonspor'un yenilgi sayısı 5. Yani Sivas'ın da yenilgi sayısı 5. 7. sıradaki Kasımpaşa'nın da 5. 8. Rize'nin de 5. 9. Antalya'nın 10. Hatay'ın 4'er mağlubiyeti var. Hani anlatabiliyor muyum derdimi? Trabzonspor 23 puanda. Sivas'ta 15 puanda. Daha ligin başında şöyle böyle falan filan söyledikleri sözleri olabilir. Ancak Sivas Spor'un etkili bir hücum anlayışı yok. Biraz soğutan bir futbol anlayışı var. Servet Çetin kararını bence sorgulamaları lazım. Hani Başakşehir ligin altında Samsun yeni yeni birkaç galibiyete 3. galibiyetine ulaştı 11 puanda. Alanya ee, dibe havlu attı. İstanbul Spor Alanya çıkışı arıyorlar. Pendik Spor Galatasaray karşısında hakkı yenilmese belki oradan bir beraberlik ya da 3 puan çıkarabilecekti. Konya değişik bir takım. Gaziantep 5 galibiyet beraberli olmayan bir takım. 9 mağlubiyeti var. İlginç bir takım. Yani uzun lafın kısası. Ligde çok şeyler gider gelir. Ancak Fenerbahçe'nin alması gereken çok ciddi önlemler var. Ee, bunu da söyleyeyim. Bir reaksiyon reaksiyon alındı. İrfan Can oynadı. İsmail Kartal oynadı. Hani oynattı daha doğrusu. Ee, durum bu. Şimanski de ben değil takım önemli mi demiş. Bugün aldığımız 3 puan çok önemliydi. İstediğimiz arzumuz evimizde oynadığımız maçlarda o coşkuyu sahaya yansıtmak. Bunu da rakibi hissettirmeliyiz. Bugün iyi maç çıkardık. Baştan sona iyi oynadık. Takıma katkı sağlamaya devam edebilirim. Umarım gol ya da asist yaptığımızda iyi hissediyorsunuz. Ama benim için önemli olan Fenerbahçe'nin galibiyeti. Biz takım olarak oynuyoruz. 3 puan dışındaki istatistikler kazanınca keyiflendiriyor. Ama odak noktam kendimden önce Fenerbahçe'nin galibiyeti demiş. Allah, Allah sonumuzu hayır etsin. Bir şeyleri e, toparlamamız lazım. Ve e, artık önümüze bakmamız lazım arkadaşlar. Umarım ne demek istediğimizi, an, ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Yani bu maçtan çok ciddi dersler çıkartmamız lazım. Niye bu kadar ikili mücadelede geriye düştük düşünmemiz lazım. Bunların hepsini anlamamız ve izah edip yorumlamamız lazım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere sevgili dostlar.